Antropolojiyi tanımlamak gereksiydi, en iyi nasıl tanımlanabilirdi? Bu haliyle sosyal bilimlerin diğer disiplinlerle ortak yanları ve farklılıkları nelerdir? Örneğin sosyoloji ile etnografya ve antropolojinin iç içe geçmesi, tek bir potada birleştirilmesini mümkün kılar mı? Ya antropoloji Grekçe iki sözcüğün birleşiminden oluşan bir kavram. İnsan anlamına gelen antropos ve bilim, bilmek anlamına gelen, bilgi anlamına gelen logia terimlerinin birleşmesinden oluşuyor. Türkçe'ye insan bilim olarak çevrildi gerçi ama antropoloji sözcüğünün kazandığı tarihsel anlam nedeniyle ben antropolojinin kullanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi ancak evet insan, hani antropoloji insanı konu alan bir bilim ama şimdi insan dediğiniz zaman hakikaten uçsuz bucaksız bir alan. Yani insanların, insan fosillerinin ya da insan evriminde ortaya çıkan farklı türlerin diş yapılarından hastalıklarından günümüzün dans kültürlerine, insanların dansla birbirlerine neyi iletmek istediklerini ya da siyasal örgütlenmelerine kadar son derece geniş spektrumu kapsayan bir bilim dalı. Bu anlamda da elbette çok farklı şeylerle, yani insanla ilgili çok farklı bilim dallarıyla, çok farklı disiplinlerle yolu kesişiyor. Yani biyolojiden sosyolojiye, psikolojiden hukuka, hukuktan siyaset bilimine, işte oradan paleontolojiye kadar çok geniş bir ilgi alanını kapsayan bir bitişikliği var, bir komşuluğu var diğer disiplinlerle. Peki, şimdi antropoloji o zaman diğer bilim dallarından ya da disiplinlerinden, yani konusu insan olan, insan üzerine odaklanan diğer bilim dallarından ayırt eden özelliği nedir diye soracak olursak bence iki noktaya dikkati çekmek gerekir. Bir tanesi aslında teferruattır. Antropolojinin tarihiyle ilgili bir şey. Biraz da zorunluluklar nedeniyle antropolojinin ilk birinci ilgi alanı Avrupa dışındaki küçük ölçekli toplumlardı. Yani Avrupalıların dünyanın geri kalan kısmını fethetmeye ya da sömürgeleştirmeye başladıklarında karşılarına çıkan küçük ölçekli olan halkların kimler olduğuna, ne olduğuna, nasıl yaşadıklarına ve onların kendilerine hangi açılardan benzediğine ve hangi açıdan farklı olduğuna dair meraklarıydı antropolojiyi tetikleyen. İşin bir yanı bu. Ama bu zaten bugün biraz belki ileride de değinmemiz mümkün olacak. Hani bugün artık küçük ölçekli halklarla uygar tırnak içindeki halklar arasındaki farklılıklardansa insanın ne olduğu ya da üzerine yoğunlaşması. Şimdi bu anlamda antropolojinin iki tane genel yönelişi var. Bir, biyolojik varlık olarak insanı ele alan fiziksel ya da biyolojik antropoloji dediğimiz yanı, bir diğeri ise sosyal ya da kültürel antropoloji, yani insanı sosyal ve kültürel bir varlık olarak ele alan yönü. Şimdi her ikisini de diğer bitişik, komşu oldukları bilim dallarından ayırt eden yönü, insanın bir insanları diğer türlerden, kendilerine en yakın türler olan diğer primatlardan ayırt eden özellikler. Yani insan olmanın ne anlama geldiğini. Dolayısıyla da yeryüzündeki tüm insanları neyin birleştirdiğinin araştırması bir. İkincisi de insanları farklı kılanın ne olduğu, birbirinden farklı kılanın ne olduğuna ilişkin. Yani dolayısıyla antropolojinin diğer bilim dallarından, diğer bitişik bilim dallarından şu iki yönüyle ayrılıyor. Bir, insanları insan yapanın ne olduğunu biyolojik, sosyal ve kültürel olarak, yani diğer türlerden, dediğim gibi kuyruksuz büyük maymunlardan örneğin ki yani insana evrimsel olarak en yakın varlıklar, en yakın hayvanlar onlar, ayırt edenin ne olduğu. İki, insanları kendi aralarında birbirinden ayırt edenin, fiziksel olarak, biyolojik olarak ve kültürel olarak ayırt edenin ne olduğunu üzerinde odaklaşmasıdır. Ama buna rağmen dahi bu çok geniş ilgi alanı çerçevesinde antropoloji birçok bilim dallarıyla, özellikle örneğin biyolojik antropoloji, paleontolojiyle yani fosil bilimde, biyolojiyle, işte jeolojiyle yakın ilişki içindeyken kültürel ya da sosyal antropoloji dediğimiz alanı antropolojinin sosyoloji, psikoloji, hukuk, siyaset bilim gibi çok geniş bir insan bilimleri alanına
açılmaktadır. Şimdi sorunuzun bir başka yönü yanılmıyorsam, yani ikinci kısmı sosyoloji ile etnografya ile antropolojinin ilişkisine değindi. Ya şöyle bir yanılsama var galiba, Türkiye'de disipliner ayrımlardan kaynaklanan bir yanılsama var. Etnolojiyle ya da etnografyayla antropolojiyi birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Hatta etnografya antropolojinin uygulamalı alanı, araştırma alanı diyebiliriz. Dolayısıyla yani etnografya zaten antropolojiye, özellikle de sosyal ya da kültürel antropolojinin bir dalı olarak var. Bu anlamda hani bu ikisini ayırt etmek belki Türkiye üniversitelerinde görülen ama dünyada da örneği çok ender olan kürsü anlaşmazlıklarından kaynaklandığı için antropoloji ile etnografya ayrı imiş gibi duruyor ama buna karşılık örneğin biyolojik antropoloji ile sosyal antropoloji arasındaki mesafe daha fazla. Yani etnografya şeye içkin, sosyal ya da kültürel antropolojiye içkin, onun alt dalı olarak geçer. Sosyolojiye gelince, sosyoloji elbette özellikle de antropolojinin esas ilgi alanı olan ya da başlangıçtaki ilgi alanı olan küçük ölçekli toplumlar ortadan yok oldukça antropoloji dikkatini geniş ölçekli toplumlara döndürürken sosyoloji ile arasındaki ayrımları da büyük ölçüde yitirdi. Yani şöyle mesela 19. yüzyılda da 20. yüzyıl başlarında, 19. yüzyıl sonlarında antropolojiyi sosyoloji ile ayırt ederken antropoloji küçük ölçekli toplumlarla, sosyoloji kentli toplumlarla ilgilenir gibi bir şey söylemek mümkündü. Ama artık bu ayrım ortadan kalktı. Öte taraftan antropolojinin, artık sosyal ve kültürel antropolojiyi kastettiğimi söylemek durumundayım. Biyolojik antropoloji çünkü benim alanım değil. Antropolojinin ilgi alanı kültür olduğu ölçüde ve sosyoloji de simgesel düşünceye yaklaştığı ölçüde bu alandaki ayrım da ortadan kalktı. Sosyoloji ile antropoloji arasında verimli bir işbirliği zemini var. Aralarındaki ayrım nedir derseniz biraz tarihsel, hani biraz da artık akademik kuruluşla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Ama aralarında net bir sınır çizmek çok mümkün gözükmüyor. Antropoloji bilim dalı ele alındığında çok sayıda farklı kurama sahip olduğu görülmekte. Bunca farklı kurama arınmasındaki esas neden nedir? Sizce en doğru yaklaşım ya da yaklaşımlar hangisi olabilir? Ya şimdi hadi burada antropoloji derken tekrar ediyorum. Kültürel ya da sosyal antropolojiyi kastediyoruz. Biyolojik antropoloji değil. Benim alanım sosyal kültürel antropoloji. Şimdi doğrudur, sosyal ya da kültürel antropoloji dediğimiz alanda bir kuram çoğulluğu var. Ama yani hemen söyleyeyim, bu çok da şey değil, yani sakıncalı bir iş değil. Ya insan aklı böyledir, kurcalar. Yani bir tez geliştirir, o tez üzerinde düşünür, onun açıklarını şey der, farklı bir tez getirir, bilmem ne olur filan. Hani kuram fazlalığı aksine yararlı bir şeydir. Hatta yanılmıyorsam Akinalı Thomas'ın bir 13. yüzyılda söylediği bir laf var. Timeo hominem unius libri, tek kitaplı insanlardan korkarım der. Gerçekten de bu kuram çoğulluğunun sosyal bilimlerde faydalı olduğunu düşünenlerdenim. Şimdi bu nasıl açıklanır? Kısmen paradigmatik kaymalar olmuştur. Paradigmatik değişiklikler olmuştur. Örneğin 19. yüzyıl sosyal bilimi biraz da doğa bilimlerinin tarihinden mülhem olarak nedir? Evrim üzerinde odaklanmıştır. Yani işte varlıkların tek hücrelilerden çok hücreliler, oradan insanın nasıl evrildiği üzerine örneğin 19. yüzyıl biyolojisi odaklanırken, sosyal bilimlerde, o zaman oldukça genç bir bilim olan antropoloji ve sosyolojide, toplumların nasıl evrimleştiğini, küçük ilkel denir o zaman, hani şimdi biz ilkel tanımını kullanmıyoruz ama hani ilkel toplumdan uygar topluma nasıl geçildiğine ilişkin bir odaklanma, bir şey olmuştur. Ama bunun gerisinde dikkat ederseniz organik analoji sosyal bilimlerde, yani insan toplumlarını insan organizmasına benzetmek, yani tek hücrelilerden çok hücrelilere ve işte modern insana geçişin nasıl olduğu üzerine odaklanan biyolojiyi taklit etmek gibi, biyolojinin model almak gibi bir dürtü vardır. Organik analoji 20. yüzyıl başlarında da devam eder, yani toplumları organizmalar olarak ele almak. Bu kez de yani fazla işte organizmanın oluşturan farklı organlar arasında nasıl bir iş birliği olduğu, nasıl birbirleriyle dayanışma içinde oldukları, Durkheim
üzerine, sol toplumsal dayanışma gibi daha çok iş ya da bu organların işlevlerinin ne olduğuna ilişkin işlevselci ve yapısal işlevselci görüşler 20. yüzyılın ilk 10 yıllarında antropolojide hüküm sürmüştür. Daha sonra bir anlamda sibernetik model benimsenmiştir. Yani toplumların çevreleriyle olan ilişkileri, girdi çıktı ilişkileri. Bu örneğin daha çok çevresel ya da ekolojik antropoloji ekollerine, yani toplumları çevre içinde yer aldıkları doğal, biyotik çevre ile ilişkileri içinde ele alan bir paradigmayı öne sürmüştür. 1960'lı yıllardan itibaren ise özellikle gramer, yani dil bilimsel paradigma öne çıkmıştır. Bu kez kültürler ile şeyler arasında dil bilim ya da gramer arasında denklikler kuran antropoloji kuramlarının ortaya çıktığını görürüz ki örneğin Levi-Strauss'un yapısalcılığı ya da işte post yapısalcı yaklaşımlar, hatta simgesel antropoloji büyük ölçüde dil bilimsel paradigmayı kendine temel alan ve kurgularını onun üzerinden geliştiren bir şeydir, bir yaklaşımlardır. Ben hangi yaklaşıma yakın duyuyorum? Ben bir Marksist olmaya çalışıyorum, yani bunun şey etmenin örtülecek, saklanacak bir tarafı yok. Dolayısıyla daha çok Marksist eleştiren ve Marksist antropoloji, yani toplumların ya da şeylerin, insan topluluklarının geçimlerini, üretiş tarzlarıyla düşünüşleri arasındaki koşulluklar üzerinde duran bir antropoloji bana daha yakın geliyor, öyle diyebilirim. Kültürel antropoloji denince akla gelen konulardan biri de uygarlık öncesi topluluklar, özellikle de avcı toplayıcı kabileler, klanlar. Amerika'nın, Afrika'nın, Avustralya'nın ya da Asya'nın bazı bölümlerinde yaşayan ve bir zamanlar dünyanın büyük bölümüne hakim olmuş bu yerli topluluklara olumlu anlamlar yüklenmekte. Belki de Jean-Jacques Rousseau'dan itibaren Engels'te ve sonrasında birçok düşünürde aynı pozitif yaklaşımlarında bunda etkisi var. Eldeki güncel verileri göz önünde bulundurarak ve de geçmişe dönük revizyonlar ışığında ele alarak günümüzdeki uygarlık öncesi komünal toplulukları siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya şimdi öncelikle böyle bir şey kalmadı. Yani uygarlık öncesi şey diyebileceğimiz uygarlık öncesinden günümüze kalıp da şeyden bir yani topluluk yok. Yani küçük ölçekli topluluklar ki zaten araştırma konu oldukları dönemlerde dahi sömürge imparatorluklarına dahil olarak yaşayan topluluklardı. Bugün adına tırnak içinde uygarlık dediğimiz süreç tarafından tümüyle yok edildiler. Yani ya şirketler tarafından topraklarına el konulduğu için ya geçim örüntüleri dağıtıldığı için ya da savaşlar nedeniyle, bölgesel savaşlar nedeniyle topraklarından sürüldükleri için bugün onlardan geriye kalan ya rezervasyonlarda işte muhafaza altına alınmış gruplar, küçük gruplar ya da büyük kentlerin varoşlarına sığınmış oralarda yani gettolar oluşturarak yaşayan ve işte yani ekmeklerini gündelik olarak kazanmaya çalışan insanlar söz konusu. Dolayısıyla hani bugün böyle çok idealize edilebilecek küçük ölçekli topluluklardan söz etmek mümkün değil. Ha bunların şöyle bir taraf var, şöyle bir yan var açıkçası. Hani bazıları özellikle Latin Amerika'da bunu görüyoruz. Kuzey Amerika'da da kısmen var. Ve Afrika'da hani yerli toplulukların kendi kültürlerini rejenere etme çabaları, yeniden canlandırma çabaları. Ve bu arada bir komünalizmi, kendi kültürlerinde geçmişte olduğunu varsaydıkları bir komünalizmi, eşitlikçiliği yeni bir etos olarak, ya bir yerli etosu olarak yeniden canlandırma çabalarına şey diyoruz, tanık oluyoruz. Bu doğru. Dolayısıyla ama bugün hani bu toplulukların nasıl yaşadığına ilişkin genelleme yapabilmek oldukça zor. Ama şunu söylemek gerekir. Hakikaten kapitalizm öncesi özellikle de kentsel alanlar dışında yani kırsal toplayıcı şeylerde ya da avcı toplayıcılıkla ya da küçük ölçekli tarımcılıkla geçimini temin eden topluluklar kaynaklarının daha sınırlı olması nedeniyle daha eşitlikçi olmak durumundaydılar. Yani daha eşitlikçiydiler.
daha paylaşımcı, yani hayatta kalabilmek için daha paylaşımcı bir etosu sürdürmek durumundaydılar. Bu doğru. Ama bari bu toplulukların sonsuza kadar bir barış içinde yaşayan cennetler olmadığını da akılda, biraz aralarında savaşıyorlardı. Ama mesela şöyle bir şey, savaşlar bugünkü gibi yıkıcı değildi. Şöyle, yani özellikle Roy Rappaport'un araştırmaları bu konuda oldukça ilginçtir. Örneğin Papua Yeni Gine'deki Meregler arasındaki savaşların tahlilinde, yani kabileler arası savaşların tahlilinde, hani şöyle bir duruma dikkati çekmektedir. Savaş öncesinde savaşçılar bol miktarda tuz tüketmekteydiler. Şimdi bu tuz belirli bir noktada savaşçıların susuz kalmasına, çok susamasına, dolayısıyla da savaşa ara verilmesine yol açmaktaydı. Yani savaşlar sırasında hayatı sürdürebilecek mekanizmaları vardı. Topluluğun yok olmasını önleyecek sahiptiler. Şimdi gelelim hani Jean-Jacques Rousseau'dan kadar, günümüzün soylu vahşi imgesine kadar genel geçer soy imgeye. Aslına bakarsanız bu imge onlardan, tırnak içine alarak söylüyorum, ötekilerden ziyade bize aittir. Yani uygar toplumların yazarlarının, çizerlerinin, aydınlarının soylu vahşi imgesi büyük ölçüde Batı toplumuna yönelik eleştirileri dile getirmek için kullanılan bir paradigmadan ibaret. Yani onların ne kadar soylu olup olmadığının ötesinde bir anlamda ötekine yönelik kullanımlar, öteki imgesi ya Batı toplumunun ne kadar bencilleşmiş, özel mülkiyet düşkünü, rekabetçi, çatışmacı olduğuna ilişkin, hani bir ideal cennete zemininden Batı toplumunu kıyaslamak ya da tam tersine Batı'nın ne kadar gelişmiş, ne kadar uygar, ne kadar barışçıl olduğunu yine ötekiler üzerinden kurgulamak üzere imal edilmiş bir imgedir. Soylu vahşi imgesi. Yani bu anlamda biraz Batı toplumları, Batı'nın aydınları, Batı'nın entelejensiyası soylu vahşi imgesini kendini doğaya ne kadar yabancılaşmış olduğunu, ne kadar rekabetçi, çatışmacı, olumsuz özellikler gösterdiğini tanımlamak üzere müracaat ettiğini söyleyebiliriz. Bir anlamda tersinden paradigmatiktir küçük ölçekli toplumların kullanımı. Araştırma konularınızdan biri olan toplumsal ritüeller, ayin ve törenle ilgili bir kitabınız yayınlandı. Öncelikle bu bağlamda şunu sormak istiyoruz. İnanışlar, inanç sistemleri ve dinler arasında ne gibi temel ayrılıklar var? Ayin ve tören arasındaki farklılıklar nelerdir? Bir de buna paralel olarak özellikle de aydınlanmayla beraber ama öncesi içinde çeşitli ideolojik kuramların ya da düşünce sistemlerinin de din olduğuna ya da olabileceğine yönelik yaklaşımlar var. Siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Dini ya da değil törenler ve törensel davranışların tek bir potada eritilmesi, bunlara aynı anlamın atfedilmesi mümkün mü? Öncelikle yanılmıyorsam şunu sordunuz, inançlar, inanç sistemleri ve dinler arasındaki bağlantıları inançlar tekildir. Yani bu senkretik bir şekilde farklı biçimlerde birleştirilebilir. İnanç sistemleri inançların daha sistematize edilmiş halidir. Dinler inanç sistemlerini içerir ama dinler inanç sistemlerinin ötesinde bir de dinsel pratikleri, yani ayin dediğimiz pratikleri içerir. Yani dolayısıyla dinler yalnız inanç sistemleri değildir, inanç sistemlerine indirgenemez. İnanç sistemi artı ayinler ya da pratik sistemleri içerdiği zaman bir dinden söz edebiliriz. Bu anlamda sorumuzun geri kalan kısmı, yanılmıyorsam benim tören ile ayin arasında, yani ayin ile tören arasında olduğunu varsaydığım ve izah etmeye çalıştığım ayrımda yatıyor. Bu anlamda önce isterseniz onun üzerinde biraz duralım. Şimdi ayin sözcüğünün İngilizce, Fransızca ya da Latince karşılığı olan, daha doğrusu Sanskritçe RTE kökünden türetilen, İngilizce'de order,
Fransızca'da ordre sözcükleri de bu kavramla yakından bağlantılıdır. İnsan ile doğaüstü arasında ya da doğa dışındaki varlıklar arasındaki ilişkinin düzeni ya da kozmik düzen ile yani kozmos ile mikrokozmos arasındaki uyuma dikkat çekmek üzere, uyum üzerinde vurgu yapan bir kavramdır. RTE sözcüğü. Dolayısıyla insan ile kendisinden üstün olduğunu varsaydığı, kendisinin dışında olduğu, denetlenmesi yani doğrudan denetimine tabi olmadığını düşündüğü doğaüstü güçler arasındaki ilişkiye ve bunlar arasındaki düzene gönderme yapar. Benzer şekilde karmon yani seremoni ya da tören sözcüğünün kökünü oluşturan karmon sözcüğü de gene bir düzene insan ile üst arasındaki ilişkinin düzenine gönderme yapar. Şimdi her ikisi de demek ki ayin de, tören de insanlar ile kendi dışlarında, kendi üstlerinde doğrudan denetimleri altında olmayan süreçler, güçler arasındaki ilişkiye gönderme yapar. Yalnız arada çoğunlukla gözden kaçan bir farklılık vardır. Ayin kavramı, yani ritüel kavramı, İnsanın etkinliğini varsayar. Yani insanın kendisine hükmettiği, tabi olduğunu varsaydığı güçlere yönetebilme arzusunu ve bu yöndeki faaliyetini yansıtır. Bu ne demek? Örneğin yağmur yağdırmak için ritüel yaparsınız değil mi? Yani o istenen ya da ne bileyim ben işte hasta olan çocuğunuzun çocuğun iyileşmesi için yapılan sağaltım ayinleri gibi. Ya da günahlarının bağışlanması yani doğaüstü ya da hani tabi olduğunuzu düşündüğünüz gücü sizin lehinize, toplum lehine müdahale etmeye çağırmak üzere. Yani bir dönüşümü hedefleyen faaliyetlerdir ayinler. Buna karşılık seremoni ya da tören insan ile kendisinin üstünde olduğunu varsaydığı ve mutlaka doğaüstü olması gerekmeyen ancak kendisinden üstün, kendi denetimi dışındaki güçler arasındaki ya da varlıklar arasındaki düzeni ve ilişkiye vurgu yapar. Bir değiştirme çabası yoktu törenlerde. Tam tersine tören bir bakıma mağdurun, aşağıda olanın, üstte olanın pozisyonunu kabul etmesi ve tabiyetini ona sunmasıdır. Bu anlamda ritüeller evet, bir yandan dinsel olana gönderme yaparken törenler seküler olana gönderme yaparlar. Ama buradaki farklılık ayinin, failin yani bireyin ayini gerçekleştiren, ayin sunucularının doğa üstüne etkileme iradesiyken törende fail yani töreni gerçekleştiren ya da töreni sunan tabiyeti kabullenmektedir. Yani kendisinin mağduniyetini kabul etmek için. Bu özellikle zannediyorum bu ayrım ilk kez Sümer site devletlerinde yani bir anlamda hani devletin ortaya çıktığı ve yani insanlar arasındaki güç ilişkilerinin eşitsiz ve birilerinin kralların değil mi hani göklüğe ya da rahiplerin gücünün sıradan insanlara göre, sıradan emekçilere göre çok daha üstün, çok daha yaptırımlı olduğunun ilk kez tesis edildiği Sümer site devletlerinde ortaya çıkmıştır. Yani tanrıların oğlu ya da ortağı ya da seçtiği kişi olan kralın gücüne karşı ya da rahibin gücüne karşı sıradan bireylerin mağduniyetleri ve karşısındakinin pozisyonunu kabul etme faaliyetidir tören. Şimdi bu anlamda evet biri dinsel, ritüel daha dinsel, diğeri daha sekülerdir ama galiba aralarındaki esas ayrım birinin dönüşüm arzusu, dönüşme isteği yani bir kendini dönüştürme, bireylerin kendini dönüştürme, yaşamı dönüştürme faaliyetlerine taalluk ederken, ilişkilenirken, diğerinin ise mağduniyetinin olduğu gibi kabul etmesi ve mevcut toplumdaki mevcut güçler konfigürasyonuna tabi olduğunu beyan ve ilan etmesidir tören. Bu anlamda galiba yani bu ayrım sorunuzun diğer kısımlarına da açıklık getirmekte.
Tarım devrimiyle birlikte toplumsal zenginliği üreten emekçi kesimlerin ya da genelleştirirsek insanın çalışma süresinde artış oldu. Avcı toplayıcı döneminde ortalama 6 saat avlanma yetebiliyordu. Tarım toplumunda veya sanayi toplumunda bu süre aşılmış durumda. Sadece bu veri ışığında toplumsal evrim ve devrimlerin bizi geriye götürdüğü sabı, Harari gibi tarihçiler tarafından metinlerinin bütününe hakim olmasa da dile getirilebiliyor. Yorumunuz nedir? Ya şimdi bizi geriye götüren ya da insanların günde 8 saat, 10 saat, 12 saat kölelik koşulları altında çalışmasına yol açan tarım devrimi falan değil. Yani teknoloji değil, anlatabiliyor muyum? Yani teknolojinin kendisi nöt. Yani tarım devrimini mümkün kılan neydi? Geniş ölçekli sulamaların mümkün kılınması, yani sulamalı tarımın mümkün kılması, sabanın devreye girmesi ve büyükbaş hayvanların evcilleştirilerek çifte koşulmasıydı. Şimdi bu kendi başına insanların ekstra çalışmasını gerektiren gelişmeler değil. Tamam, ama bunların yol açtığı toplumsal eşitsizlikler, yani birilerinin toprağı örneğin çekmesi, temellük etmesi, mülk edinmesi, üretim araçlarını mülk etmesi ve toplumun geri kalan kısmını köleleştirecek gücü elinde toplaması, askeri yetkileri aracılığıyla olabilir, dinsel yakıştırmalar, kendisini işte Tanrı'nın oğlu, seçilmiş kulu ya da işte ortağı olarak lanse edebilmesi ve toplumu ikna edilmesi aracılığıyla olabilir. Her ne halise, yani insanları gereğinden fazla çalışmak, ihtiyacından fazla üretmek, daha doğrusu birileri için çalışmak, başkaları için çalışmaya iten teknolojinin ilerlemesi ya da teknolojinin kendisi değil, eşitsiz sınıfsal ilişkilere bölünmüş olmasıdır. Böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa teknoloji tek başına ne kurtarıcıdır ne de köleleştiricidir. Kimin teknolojiyi nasıl denetlediği, nasıl ciddi ve teknolojinin mümkün olduğu gelişmeleri, mümkün kıldığı gelişmeleri nasıl temellük ettiğiyle ilgilidir soru. Bana kalırsa böyle bakmak daha doğru olur.